Gençliğimin aşkı, sonbaharımın pazarı, eğerinde durun be cenabetler. Kendimce oluşturduğum bu kısa cümle veya şiirden sonra bu dizi hakkındaki düşüncemden ufak da olsa bir fikir çıkarmışsınız diye düşünüyorum. Yine mi aklınıza bir şey gelmedi? Kanka bu dizi VPN'siz izlemeye benziyor. Harbiden. Son olarak da bunu bana bir arkadaşım önerdi. Şimdi de yeni arkadaş önerilerini açayım. Evet, yoruma yazabilirsiniz. Karşınızda Elite. Bu diziyi neresinden tutmaya çalışsam elimden akıp giden bir sıvı hissediyorum kanka. Neden acaba? Bu dizi türünün yani hem gençlik hem de cinayet vesaire tarzında olan dizinin baba türü Netflix'te Elite gibi durabilir fakat alakası yok. Netflix'in daha yeni duyulmaya başladığı zamanlarda ortalıkta 13 Reasons Why yani Ölmek İçin 13 Sebep adında bir dizi bu platformu ve bu türü duyurmayı başar. Sonrasında gelen çoğu gençlikle içinde azıcık da olsa dram, cinayet ögeleri bulunduran Riverdale, Elite'in konu haricinde her şeyi karbon kopyası olan Aşk 101 ve Sex Education bu türe girer mi? Cinayet haricinde girer. Elite ne kadar çok elit durmasa da konu bakımından ümit veren bir diziydi kanka. Ölmek için 13 sebep gibi ön yargıyla başlar ve haksız çıkarım umudu ile dizinin birinci sezonunu izledim. Ya beklediğimden bile berbat geldi. Olayın cinayet tarafı güzel yani anlatımı hoş ve kafayı yormadığınız sürece sürpriz bir sonla karşılaşabilirsiniz. Kafayı yorarsanız sonu çok basit gelir kanka. Yani kafayı yorarsan kanka dizinin zevki kaçar. İkinci olarak senaryo gidişatı kötü. Sahnelerin geçişleri aniden oluyor. Yani bir sahne önceden Lou'nun dedikodu yaptığını görürken diğer sahnede sorgu odasındalar. Yani bir sahne önceden karakterler birbirini çekiştiriyor. Diğer sahnede bir anda sorgu odasına geçiliyor. Yani ne oluyor kanka? Nereden nereye geldik gibi bir şey oluyor. Karakterler arası gereksiz çok sahne var. Bak ben karakter gelişimi tarzı hikayelere hastayımdır. Bu yüzden favori filmim de Joker'dir kanka. Ya bir sürü var ama en çok sevdiğim Joker. Evet karakterler konuşacak, birbirleriyle takılacak, o ondan intikam alacak, diğeri onu küçük düşürecek vesaire normal ergen tavırlar. Ama bunlar aşırı derecede çok uzuyor ve aşırı gereksiz. Ben bu tür sahneleriyle karakterlere bağlanmak yerine aksine daha çok nefret ettim. Çünkü aşırı gereksiz. Ya bir örnekle anlatsam bizim Türk dizilerimizin bakışma süresinin gereksizliğiyle bu dizinin karakter diyalogları benim için gereksiz derecede uzun. Bizim max 25 dakika olsa daha iyi olurdu ya da sunumu daha iyi olsa 40 dakikaya dayanabilirdim. Kopmazdım yani diziden. Dizide sevdiğim karakter var mı? Bir kişi haricinde tüm cenabet ve şeytanların toplandığı bu ahlaklı okul ortamında ki tüm öğrencilerden nefret ettim. Diğer öğretmenlerden falan da nefret ettim. İlk başta çok güzel gözüküyorlardı ama sevmedim. Karakterlere sadece bir tek Guzman'ı sevdim. Çünkü bu karakterin altında yatan sebep birinci sezon için mantıklı. Daha diğer sezonlarda izlemediğim için bilmiyorum yani Guzman ne olacak hiç fikrim yok ama Guzman diğer karakterlere göre daha şey. Yani altında neden yaptığının bir sebebi var. Karakterin en azından bir prensibi var. Bir değeri var. Yani Guzman'ın neden neyi yaptığının altındaki sebebi çok iyi anlıyorum. Bir kere bu karakterin diğer karakterlerden ötürü bir prensibi var. Kanka bir yaşayış tarzı var. Neyi neden yaptığının bir belli bir sebebi var. Bu karakterin bir karakteri var. Diğer karakterlerin sanmıyorum yani bir karakter olduğunu. Yani bu aşağılama olayı değildi. Karakterler iyi değil. Neyi neden yaptıkları belli değil. Anında aşık oluyorlar. Anında nefret ediyorlar. Anında öldürüyorlar. Yani Karla'nın sevgisi Polo'ya bakarsan kanka hayatımda gördüğüm en iyi gerizekalılardan birisi. Al eline istediğin gibi oynat onu. Karla'ya bakarsan da muhteşem bir şeytan. Diğer karakterin belli bir prensibi yok. Belli bir neyi neden yaptığı mantığı yok. Bunların altında ilgimi çeken ve gerçekten de kırmak istediğinde, merhametsizliğini gösterdiğinde ki bu dizinin karakterler açısından göstermeye çalıştığı ya da ana konsept bu. Merhametsiz olmak, birbirinden intikam almak, onu yok etmek falan fistan vesaire kanka. Ve bunu en iyi Guzman'da işleyebilmişler ya da tek o karakter adam akıllı hikaye yazmışlar. O da olabilir. Bir de daha demin de bahsettiğim gibi Carlo hoşuma gitti. Tabii o da %100 sarışın olmasınlar ya. Ben esmerim. Ama Carlo'da da gerçekten bir şeytanlık görebiliyorum. Yani Guzman'ın hani altında yatan sebepleri varsa Carlo'm da var kanka. Yani onu neden bu kadar şeytan herkese oynatabilen kötü karakter rolünde çok iyi oynayabiliyor. Yani Carlo'nun da o yönünü sevdim. Hani şu Ezel falan vardı ya. Orada herkes birbirine geçiriyordu falan. Ha. Burada da herkes birbirine geçiriyor işte. Ama burada hani bizim Rütük TV dizilerine çocuklar etkilenmesin diye böyle sahneler koymuyor ya. Ha, Netflix'te hepsi var kanka.
Sadece bizimkiler sözde geçiriyor. Onlar bildiğin fiziksel olarak geçiriyor o açıdan. Bir de buradaki aşk şeması. Maşallah dayın, sizin nasıl bir aşk şemanız var. Adamlar yemin ediyorum bizim dizilerimizden daha iyi aşk şeması kurmuşlar. Tabi Yasak Elma mı neydi onu izlemedim. Sadece Murat Sener'in videosunda izledim ama Elit Binbasar kanka. Aşk şemasında Elit'i geçebilecek şu an dizi tanımıyorum. İkinci sezonda sırf suçlu karakter yakalanacak mı diye bakacağım. Tabi sonradan dizi düzelirse bütün sezonları bitirmeye çalışırım. Bir de değinmek istediğim son bir nokta var kanka. Dizide Omar adında Müslüman, torbacı, eşcinsel bir karakter var. Adam resmen combo yapmış. VIP cehennemlik. Ve dine kafa tutmakla eşittir özgür olmak mantığı aşırı yanlış. Bana göre. Sizin düşünceleriniz farklı olabilir. Fikirlere saygım var. Dogmatik bir insana kafa tutmak özgür olmaktır aslında. Çünkü her fikirde bir tane olsa bile doğruyu bulabilirsin. Ama insan her şeyi değiştirebilir. Ve Umar'ın babası izinsiz evlendirme olan, yani ona sormadan onu evlendirmeye çalışması haricinde adam her şeyde haklı kanka. Ya adam sadece çocukların iyiliğini istiyor ve bu karakter hani Aşk 101'deki müdür gibi kötü gösterilmiş ya. Aşk 101'deki müdür de haklıydı. Buradaki adam da haklı kanka, yani adam sadece şeyi, onun ismi neydi? Çocukların iyiliğini istiyor. O da biraz fikirlerini sormadan, düşüncelerini sormadan bunu yapıyor ama şöyle bir olay daha var acı. Evet, bizi utandırmayın kısmı da bir kısım yanlış, bir kısım doğru olsa da babaları zalim biri değil. Demek istediğim olay şu kanka. Müslümanım deyip de kızının gözü önünde annesini dövesi öldüren biri de değil. Küçük kız ve erkek çocuklardan orgazm olup da tecavüz eden alim hocalar gibi de değil bu adam. Sadece çocukların iyiliğini istemiyor. Sadece fikirlerini fazla sormuyor. Bu da normal kanka. Hangimizin anası babası bizim fikirlerimizi fazla sorar ki? Hepimiz bir şekilde bağıra çağıra ya da mantıklı cümleler kurarak ama onlara göre mantıksız olan cümlelerimizde onlara kafa tutmaya çalışırız. Böyle gerçekten kızının gözü önünde annesini vahşice döve döve öldürmek. Tabi o tür insanlara kafa tutman gerekiyor. Onlar tamamen psikopatça sıyırmış insanlar. Ama bu dizideki karakteri de öyle göstermeye çalışmışlar gibi geldi bana. Yani Omar'ın babasını. Ki adam öyle biri de değil. Yani öyle biri gibi durmuyor. İkinci, üçüncü sezonda ne olacak hiçbir fikrim yok ama öyle durmuyor. Yani gerçek bir psikopat ayrı, dizide gösterdikleri karakter ayrı. Aynı müdürle Omar'ın babası gibi kanka. Bu arada adama isim yazmamışlar mı ya? Yoksa ben mi hatırlamıyorum? Demek istediğim konsept gerçekten güzel. Ama işlenişi çok saçma. İlk sezondan bu çıkabilir. İlk sezonda vermek istedikleri mesajların harbiden gerçekten güzel yerleri var. Ama dizinin işleniş şekli hiç güzel değil abi. Yani bunları nasıl, ya kocaman yönetmen adam, benden kaç yıl tecrübesi var ama sunumu kötü. Ama emeklerine sağlık. Aşk 101'in hangi dizinin çakması olduğunu da öğrenmiş oldum.